Siyaset gündemine devam edelim. CHP'de kurultay tarihi yaklaştıkça karşılıklı hamleler de geliyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partide değişim rüzgarını başlatan ama karşısına rakip olarak çıkma konusunda çekimser davranan Ekrem İmamoğlu'na divan başkanlığını teklif etmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu adımı delege desteğini artırma çabası olarak yorumlandı kulislerde ama görünen o ki işe yaramadı. İmamoğlu aynı günün gecesinde Özgür Özel'le buluştu. Kılıçdaroğlu'nun kurultay adaylığı için de imza vermedi. Ne zaman depar atacağını bilen iyi bir 100 metre koşucusuyum. Sinyalini önceden vermişti. CHP'de değişim rüzgarını başlatan Ekrem İmamoğlu son hamlesini yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay adaylığı için 11 isim içinde imza vermeyen tek Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Daha sonra açıklama yapacağız. Teşekkür ederim. CHP'de hafta sonu yapılacak genel başkanlık yarışı öncesi tansiyon iyice yükseldi. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na divan başkanlığı vererek daha çok delegenin oyunu kazanma hesabı yaptı. Ama o hesap İmamoğlu'ndan döndü. Pozisyonumu biliyorlar ve buna göre zaten kabul ederek beni bu göreve davet ediyorlar idi. ATV Haber İmamoğlu'nun bu tutumunu parti sözcüsüne sordu. Kimse delegelerin iradesine ipotek koyamaz. Delegeler özgürdür. Ekrem Bey de partimizin 1368 delegesinden biridir. Kendi takdiridir. Kılıçdaroğlu'nun CHP'den gelen tepkilere rağmen divan başkanlığı görevini vermesi de İmamoğlu'nun tarafını değiştirmedi. Sayın Özgür Özel'le tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım. Hatta Özgür Özel'le İstanbul'da buluşan İmamoğlu'nun o görüşmesinden dikkat çeken bir fotoğraf karesi de paylaşıldı. İkilinin samimi halleri hem delegelere hem de genel merkeze bir mesaj olarak yorumlandı. Hazır buradayken bir kahve içtik ve bunun üzerinde biraz sohbet ettik. Özel ise genel başkanlık iddiasının altını bir kez de İzmir'den çizdi. Delegemiz kurultaya gitmeden berbere gider. Berber kendisini tıraş ederken ona diyorsa ki sokakta bir değişim talebi var. Değişim olursa iyi olur, olmazsa işimiz kötü diyorsa bizim delege kulağına söyleneni değil, kulağına duyduğunu yapar. Buna yürekten inanıyorum. Delegelere gereğini yapın diye seslendi. Ankara'ya gelmeden önce aklına, vicdanına, kalbine güvendiğiniz herkesle Cumhuriyet'in 100. yılında bir daha bu parti muhalefette kalmasın diye, bu parti ayağa kalksın diye, sokak ne diyorsa onun gereğini yapın, bu partinin önünü açın. Kılıçdaroğlu'da değişim cephesinden gelen son hamleye bir kez daha Ankara adayını Mansur Yavaş olarak açıklayarak karşılık verdi. Mansur Başkan'ın başkanlığında yine yolumuza devam edeceğiz. Yeni belediye başkanlarını kazanmak üzere. Kılıçdaroğlu'nun Ankara için her fırsatta Mansur Yavaş'ı aday gösterip İmamoğlu'nun adını anmaması dikkat çekti.